Herkese İstanbul Havalimanı'ndan merhaba. Ben Yiğit Berk Özkan. Ben de Omar Arslan arkadaşlar. Beberk var. Ali Eren. Merhaba Sefen. Bu sene Work and Travel'a gidiyoruz 2022'ye. Geçen sene gidememiştik. Vizelerden dolayı iptal oldu. Bu yıla nasip oldu. O yüzden bu yazki serüvenimizi sizle paylaşacağız. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Güzel videolar sizde olacak. Videoya bir şey söylemek ister misin? Hey guys. Ne İngilizce konuşuyorum? Ne İngilizce konuşuyorsun kanka? Şimdi İngilizce yapmak. Daha gitmedik kanka gidince. Tamam bir şey söyle. Evet canım. İzleyenlerimize bir şey söyle kanka. Abone olsunlar değil mi? Evet abone. Bildirimleri açsınlar. Abone olun bildirimleri. Şu çark var. Çarkı tıklıyorsunuz. Yok çark mıydı? Zil miydi? Bir şey vardı. Ona zil. Zil var zil. Oradan zil var. Açabilirsiniz. Zili koyacağız zaten şöyle, şimdi. Şöyle. Köşelere tıklayayım ben. Aynen. Köşelere bir yerlere sen at. Onu ayarlayacağız kanka. R11 ileri diyor kardeşim. Bizim kapımız R11 arkadaşlar. Kapıya gidiyoruz. Last call yapmışlar. Biraz geciktik. Evet. Bizim şey... ufak bir işimiz vardı. Teoman transit geçtiler pasaport kontrolünden, polis kontrolünden. Ailerinde benim parmak izimi okumadığı için polis sırasında beklemek zorunda kaldık. O biraz saçma oldu. Vakit kaybettik uygun için ama şimdi gidiyoruz. Al kanka sen bunu da. Daha garanti olsun. Okay. Sesimiz daha güzel gitsin. Biz evet, izleyen değil mi? Doğru. İşte gidiyoruz şimdi. Bakalım şuradan gidelim ama. Tabii inşallah daha yürüyelim. Daha fazla yürümeyelim mi? Evet benim ayağım biraz acımaya başladı bu akşam. Neden böyle oldu anlamadım. Bizim kapıyı arıyoruz. Bak, bizim kapı D11. Berk solda galiba kanka biz. Bir daha bineceğiz mi yürüyen şeyle? Gerek var mı? Hadi bakalım. Bir daha biniyormuşuz. Yürümeyeceğiz. Biz geciktik de. Hani Lost Call işte artık gelin kapıları kapatacağız. Bekletmeyin beni. Zaten daha başlarken daha offside'la başladık. Bizim arkadaşlar uçucumuz 3'teydi. Ama evet, 25 dakika rötar yaptı. Ben koşuyor ileride. Ve 11'e daha gelemedik. Şimdi havalimanı bayağı atmış. Gece saatiyle 2-10 gibi falan ineceğiz. Gece 2-10 gideceğiz. 10 saat 40 dakika falan uçacağız. Boston'a direkt uçuş. Şimdi burada videoyu kapatıyoruz. Biz de uçağa gidiyoruz. Öyle yani. Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi uçaktan aldık. Bizim uçak gibi rötar yaptı ya. Evet arkadaşlar şu an Boston Havalimanı'ndan indik. Bizi Abdurrahim abi aldı burada. Kalacağımız yere giriyoruz. Kalacağımız yeri de çekeceğiz. Yolculuk biraz sıkıntılı geçti. 25 dakika rötarlı başladı uçak. 25 dakika daha piste bekledik. Nedensiz bir şekilde. 3 uçağa 3.50 geçe falan havalimanı döndü. Şimdi işte kalkacağımız yere gidiyoruz. Şu an saat burada 6.30-8.30 işte bir saate falan kalkacağımız yerde olacağız. 9.30 orayı biraz çekeriz. Sonra videonun kapanışını yaparız. Şimdi kalkacağımız yere doğru gidiyoruz. Görüşürüz. Hadi orada görüşürüz. Uzun bir yolun ardından odaya geldik. Yaklaşık ev sahibini bir yarım saat bekledik soğukta. Burası gerçekten çok soğuk. Yani bilmiyorum nasıl alacağız bilmiyorum. Türkiye'den sonra buraya. Dondum lan. 35-40 dereceden bir anda 25 dereceye geldik. Evet, şu an 10 derece falan herhalde. Tam bir hasta etmenin ilkbahar havası. Yani kesinlikle. Biraz sıkıntılı bu durumlar. Odayı gezdirir bize. Gerçi odanın gezecek bir tarafı ama yok. Odada 3 tane yatak var. Böyle. Ben şurada yatacağım duvar dibinde. Teoman ortada yatıyor. Berk de burada bir tane daha yatak var. Tabii ya. İki tarifin ortasına öyle aldılar. Burada ufak bir ayna var. Burada bir tane mazot var. Çok sıkıntı şu an. Ben onu çözmeye çalışıyorum. Şurada iki tane priz var. İyi. Aynen. Dönüştürücümüz zaten var yanımızda. Evet. Burada bir tane tuvalet var. Tuvaletin damlası çok değişik. Yani en azından özel tuvaletimiz var. Olmayan odalar da var. Şahit oluyoruz. Biraz problemli bu oda ama yapacak bir şey yok. Yarın kilit değişecekmiş odanın.
Öyle bir durum var. O da böyle. Yerleşmeye çalışıyoruz daha. İki defa şey yapmasak Max. O da Max. Zannetmiyorum da öyle. Aynen öyle yapalım. Kardeşim Teoman'ın burasını koyuyoruz. Burası çok önemli. Burayı Amerikan hükümeti izlemesin. Burayı ben yaptım arkadaşlar. Aslında tam bu kadar yani 9 karton getirebiliyormuşuz da riski atlayamadık. 94-95 euro falan euro 100 dolar diyelim işte. Biz bunları Türkiye'den aldık. Şunlar Türkiye'den zaten belli. Buradaki sadece Marlboro Gold'u. Aynen Marlboro Gold'u. Onu da dedik yani giderse 30'arlık gitsin. İşte sıkıntı olmasın. Aynen öyle. Burada dolaplar var. Dolap öyle askılı değil maalesef. Böyle her birimizin toplam 8 tane çekmecesi var. Bu güzel bu ya. Yani dolap bizim bayağı işimizi görecek. Aynen. Evet. Bir tane mikrofonu çektik mi? Aynen bir tane mikrodalga aldık mı yani odanın içinde yemek falan yeriz. Çünkü odanın içinde ocaktır. Evet. Hayır. Herkese günaydın. Amerika'da ilk sabahtan herkese günaydın. Uyandık konakladığımız yerde. Çok soğuktu gece. Böyle 8 derece falandı. Buradan Cape Cod bölgesine gelecek arkadaşlara söyleyeyim. Yani Cape Cod bölgesine Work and Travel'a gelecek arkadaşlara. Mutlaka yanınızda kışlık kıyafet getirin. Yani sweatshirt getirin mutlaka. Yazlık bölge diye getirmezlik yapmayın. Çünkü gerçekten çok soğuk oluyor akşamları. Biz bayağı üşüdük yani odanın içinde. Olarla falan uyuduk yani. İnşallah daha da soğuk olmaz. Zaten Temmuz ayında sıcaklık 26 derece falan oluyormuş burada. Yani bilmiyoruz ne yapacağız. Teoman sen ne düşünüyorsun kanka dün gece hakkında? Dün gece soğuktu. Güzel soğuktu ama kapımızın altı birazcık böyle... Kapı bozuk şu an arkadaşlar. Kapının altı bozuk olduğundan dolayı soğuk iyi geldi. Yani dışarıda yapmışız gibi bir hissiyat vardı. İki tane battaniyeyle yaptım. Gerçi herkese hepimiz öyle yaptık ya. Evet. Biz üç tane yattık hatta. Bir de Türk Havalarının yanında battaniye yaptık. Aynen ben onu çalmayı unuttum arkadaşlar. çalmayı ihmal etmeyin. Hostes çalmadı kanka ikramdı ya. Ya işte ikramdı da ben alamadım bilmiyorum. Şimdi çok iyi ilgilendiler. Ha çıkamadım. Çok iyi ilgilendiler. Ben de bir şey oldum böyle ayıp olur filan dedim. Öyle gitti işte. Almadık yani. Ama almayı bence ihmal etmeyin. Güzel olur almanız. Evet. Ya bizde şimdi odada hiçbir şey yok. Su yok. Yiyecek hiçbir şey yok. Türkiye'den kuru yemiş getirmiştik. Onları da yiyemiyoruz. Su olmadığı için. Şimdi markete çıktık. Sabah köründe hiçbir yere çıkıyor. Saat kaçta ya? Yürüyoruz işte şu an. Saat kaç şu an? 7.41. Saat daha 7.41. Marketler 8-9'dan önce açılmıyor. Öyle yürüyeceğiz. Çevreyi keşfedeceğiz biraz. Berk'in biraz bacağı sakat. Dün uçakta ödem yaptı bacağı. Onun da geçmesi lazım. Durum böyle şu an Amerika'dan. Kendinize iyi bakın. Market alışverişini yüksek ihtimal ikinci bir video olarak atacağım. Amerika'da ilk market alışverişi diye. Çünkü daha biz şu an sadece temel ihtiyaçlarımızı alacağız. Sizle yolculuğumu paylaşmak istedim. Destek olmak için lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bizim için çok önemli. Yorumlarda bulunmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere beyler. Hey, what's up, my name?